Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte Erzurum'da açılışa katıldı. Daphan Ovası'nda sulama oranının düşüklüğünden bahseden Bakan Eroğlu, tartışma yaratacak cümleler kurdu. Ama sulama oranı çok düşükken vatandaş sulamıyor. Hatta ben geldim, niye sulama yok diye Daphan Ovası'nı karış karış gezdim. Beler gittim. Dediler ki ya burada artık ihtiyarlar kaldı. Gençler şey yaptı, çalışacak adam yok dedi. Siz evvelaz ben de sizden şunu rica ediyorum. Bizde her şey var, her tarafı sularız. Nüfusu artırın burada. Bundan artacak işte. Göç vermeyecek. En az 5 diyeceksiniz. Niye göç veriyor? Tamam. Erzurum Onsuz'da Sayın Bakanım bayağı ilerlisin. Yani Erzurum'un göç vermemesi tamam, Veysel peki. Bey'le Faruk Bey'in elinde. Tamam bence. Peki. Canlı örneği de yanınızda oturuyor. Allah razı olsun. Bakanım şurada bir müjde verin desen ya bir tanesi. Söyle. Bakanım bizim... İki tane Allah bağışlasın ellerinizi. Olmadı işte. En az 5 kriteri sayın sadece. Bakanım. Torunlar siz sağınıza ve solunuza bakacaksınız. Yok. Sağda 5, solda 4. Tamam, soldan. Kurtardı. Malum mu? Cumhurbaşkanımızın kriterini ucuna kurtarmışsın. Fatih Bey? 4. Tamam, iyi maşallah. Size sormuyorum. Ben de 4 yani. Genel, İki tane torun var, 6. Genel müdürüm de 2'ymiş, ben kurtardım onu. Ah genel müdürüm. Bundan sonra... İleride bekliyoruz. 5 çocuktan aşağı olanı genel müdür yapmayacağım. 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da Bosnalılara 5 çocuk çağrısı yapmıştı. Erdoğan, Türkiye'li kadınlara da her fırsatta en az 3 çocuk çağrısında bulunuyordu. Ben tabii Türkiye'de en az 3 çocuk diyorum. Herhalde burada en az 5 çocuk olması lazım. Ailelerde bunu başarmak lazım. Ki... Ekonominin temelini insan teşkil etmektir.